بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ربي قليلاشتر زلاشترما يا ربي hayırlısı ile itmam etmeyi, ikmal etmeyi nasip etmeyesin eyle. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim, iki haftadan beri başladığımız konuyu inşallah bugün bitiriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın en seçkin kulları olan peygamberlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen bazı ayet ve hadisleri sizlere arz etmeye çalışıyorum. Allah Celle Celaluhu bu konuda yine buyuruyor ki وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِي الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ Hatırla ki kullarımızı, İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u, bunlar güçlü ve basiretli idiler. Buyuruyor. İnne ahlasnahum bi halisatin zikreddar ve innehum indena leminel mustafeynil ahyar. Ahiret yurdunu düşünme özelliği verdik biz bunlara. Ve bunlar hayırlı ve seçkin insanlardır. Yani bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu peygamberleri methediyor. Özelliklerini ve sıfatlarını bizlere sunuyor, ferman buyuruyor. Tabi İshak, Hazreti İbrahim'in oğludur. Yakup da İshak'ın oğludur. Bu ayet-i kerimede geçen peygamberlerle ilgili durum bu. وَفِي دَاوُدَ اِنَّهُ اَوَّابٌ Hazreti Davud için Cenab-ı Hak evvab buyuruyor. Daha önce de evvab kelimesini arz etmiştim. Evvab, evvabin. Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı vardır. Evvab, müfret, evvabin, cemi, çoğul, Allah'a dönenlerin namazı, tevbe edenlerin namazı, uyananların namazı, gafletten kurtulanların namazı diye böyle bir özelliği var. Evvabin namazı. En az 2 rekattır. Bazı mezheplere göre en fazlası 20'dir. 6 rekatta kılanlar var. 4 kılanlar var. 2 kılanlar var. Evvabin namazı. Hazreti Davud için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnnehu evvab. O evvab idi. Yani bize dönmüştü. Sümme kâle وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِتَابِ Biz ona hüküm verme yeteneği vermiştik. Hazreti Davud'a hüküm verme imkanı, yeteneği, özelliği vermiştik. Bir de faslı hitabı verdi. Faslı hitap, yani hasımlar arasında en güzel şekilde meseleyi neticelendiriyordu veya hani hütbeye başlarken, vaaza başlarken, herhangi bir duaya başlarken emme ba'd diyoruz ya, bir yerden bir yere intikal, bir konudan bir konuya intikal, bu cümleyi biz ona vermiştik. Hazreti Peygamber de kullanıyordu bunu. Mesela ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in, emme ba'd. Bundan sonra diyorum ki, dediğimiz bu cümleyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Davud'a lütfetmişti. وَشَدَدْنَ مُلْكَهُ Biz mülkünü güçlendirdik. وَاَتَيْنَهُ الْحِكْمَةِ Ona hikmeti verdik. وَفَصْلَ الْخِتَابِ Hüküm verme yeteneği veya az önce arz ettiğim cümleyi Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a lütfettiydi. Evet. Hazreti Davud da Hazreti Süleyman'ın babası. وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم Hazreti Yusuf Hazreti Yakup'un oğludur. Hazreti Yusuf
Mısır hükümdarına dedi ki, beni yeryüzünün, yani o gün Mısır'ın hazinelerine müdür yap, vekil yap. Çünkü ben iyi muhafaza ederim ve biliyorum bu işi. Burada bir görev isteme vardır. İslam'da görev isteme var mı yok mu? Normalde yok. Ama iş size düştüyse o görevi istemek durumundasınız. Baktınız ki işler kötüye gidiyor. Birisi gelirse tarumar edecek. O görevi kötüye kullanacak. Halka hizmeti ihmal edecek. O zaman siz görev isteyebilirsiniz. Hazreti Yusuf'un istediği gibi. O gün hani kıtlık oldu malumunuz. İşte 7 yıl kıtlık olacak, şu olacak, bu olacak. Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf suresinde bu var. Hazreti Yusuf baktı ki halkı zor durumdan ancak Allah'ın izniyle kendisi kurtarır. Bu işi iyi biliyor, emindir. Orayı muhafaza ediyor. Bu işi iyi biliyor. Onun için hükümdardan görev istedi. Yoksa normalde görev isteme yok. Görev verilir, istenmez. Fakat şartlar sizi öyle zorluyor ki görev istemek durumunda kalabiliyorsunuz. Mesela 40 kişi, 50 kişi otobüste gidiyoruz. Bir de baktık ki şoför yanlışlık yapıyor. Ya uyuyor, ya mahsus bizi ürkütüyor, sağa sola kırıyor, veya çok hızlı gidiyor, veya çok yavaş gidiyor. Her halükarda o otobüsü düzgün kullanmıyor. Aramızdan iyi bir şoför direksiyona geçer. Hatta tehlike arz ederse şoförü zorlayabiliriz. Kardeşim, lütfen otobüs yine senin, biz senin otobüsünü elinden almıyoruz. Ama bu otobüste bir de biz varız. Sen bunu yapamazsın. Yaşlılar var, çocuklar var, şunlar var, bunlar var. Bu otobüsü sen kullanamazsın demek durumu hasıl olur. Aynen böyle Hazreti Yusuf peygamberimize, onu ve cümle peygamberlere salatü vesselam olsun, görev istiyor. İc'alni ala hazainil ardi. Bu işi ben yaparım. Hazinenin, hazine emanettir. Hazreti Ömer Efendimiz Beytül Mal'ı doldurduğu zaman mesela vergiyle, zekatla vesaire Beytül Mal'a hitap ediyordu. Yani o cansız gibi görünen efendim işte hurmalar var, bilmem dinar var, dirhem var, şu var, bu var. Şahit ol, ben seni adaletle doldurdum, adaletle dağıtıyorum. Çünkü yerde şahitlik yapacak. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ الْاَرْضُ اَخْبَارًا Yer, üzerinde işlenen cinayetleri veya hayırları, iyilikleri söyleyecek Allah ona emrettikten sonra. O da konuşacaktır. Hatta mümin şuna dikkat etmeli, affedersiniz, bir hayvanın yanında bile yüz kızartıcı, günah sayılacak bir işi yapmaması tercih edilir. Niye? O hayvan onu kaydediyor. O hayvanı Cenab-ı Hak ahirette konuşturursa, sahibini veya onun huzurunda yanlış yapanı rezil eder. Mümin kuşatılmıştır. Mümin kuşatılmıştır. Şimdi dünyada 8 milyar insan varsa mübalağasız belki 150 milyar melek de var. Her müminle, her insanla beraber, sadece mümin değil, her insanla beraber 20-22 kadar melek vardır. Biz sadece neyi biliyoruz? İşte sağda soldaki melek. Ama Allah buyuruyor ki لَهُ مُعَقِّبَاتٌ جَمِيلٌ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Kişinin önünde ve arkasında onu koruyan melekler var ve daha başka melekler var. Dolayısıyla kuşatılmışız demekten kastım, mümin daima murakabe şuuru içinde olmalı. Çünkü yalnız değil. Yer kaydediyor, zaman kaydediyor, organlar onu ele veriyor, melekler zaten yazıyor. Ve hepsinin fevkinde, üstünde hiçbir şeyi zayi etmeyen Allah var Celle Celaluhu. Zerreyi de görüyor, onu da kaydediyor, onu da yazıyor, istediği zaman yazdırıyor ve müminin insanın huzuruna çıkarıyor. Evet. Dolayısıyla Beytülmal cansız gibi görünüyor, işte duvarlar, hayır. O Allah istediği zaman konuşacak, diyecek ki hazine Beytülmal neyse, Allah benimle müvekkil olan böyle doldurdu beni,
böyle dağıttı, boşalttı diyecektir. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bir gün yanılmıyorsam Selman Farisi'ye veya Bilal Habeşi'ye dedi ki ben kral mıyım, halife miyim? Sen dedi halifesin. Niye? Çünkü kral haksız yerden alır, haksız yere dağıtır. Veya haklı alır, haksız dağıtır, haksız alır, haklı dağıtır falan. Karşı kralınki. Kral kural tanımaz. Ama halife hakkıyla alır ve hakkıyla dağıtır. Sen öylesin dedi. Hazreti Ömer Efendimiz ağlamıştır bu cevap üzerine. Dolayısıyla bir şeyi organize etmek, idare etmek, onu deruhte etmek bedel ister. Herkes her şeye talip olamaz. Talip olsa bile o işi ona sunanların da sorumluluğu kaçınılmaz. Hazreti Hasan Efendimiz'e iki kişi yazı getirdi. Hazreti Hasan kim? Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Babasının ona vasiyeti var. Nahnu halifetul emvati. Oğlum dikkat et, biz ölülerin halifesiyiz. Ne demek? Bizi halife bırakanlar, bu görevi bize verenler öldüler. Biz de öleceğiz. Biz de Allah'a Celle Celaluhu hesap vermeye gideceğiz. İki kişi yazı getirdi, birer yazılı kağıt. Ya Hasan, hangimizin yazısı güzel? O arada Hazreti Ali geldi radıyallahu anh. Dedi ki oğlum, konuşacaksan doğruyu konuş. Çünkü sen hangisi güzel, hangisi değil, tam isabetli karar vermezsen Allah sana soracaktır. Kağıt kağıt. Herhangi bir kağıt. Hangimizin yazısı güzel? Ne önemi var? Şu daha güzel der geçelim. Hayır. Kriterler var. Bu daha güzelse daha güzeldir. Bu daha güzelse bu daha güzeldir. Efendim kağıt değil mi? Kağıttır ama mümin mühmel değildir. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ Biz sizi başıboş mu yarattık zannediyorsunuz ve bize dönmeyeceksiniz? يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ O gün her nefis yaptığın ne varsa zerreden kubbe, habbeden kubbe herkesi defterinde bulacak. Allah Allah, her şeyi yazmış bu defter diyecek. Böyle bir günün hesabını mümin dünyadan yapar. Hazreti Yusuf görev istedi. Çünkü o gün hazineyi koruyacak, kollayacak, sahibine verecek ondan daha iyisi yoktu. Evet. Ve fi Musa seteciduni inşaallahu sabira. Hazreti Musa malum Şuayb aleyhisselama çobanlık yaptı. 8 yıl veya 10 yıl, tabi Hazreti Musa'dan beklenen 10 yıl yapmıştır. Ne karşılığında yaptı bunu? Hazreti Şuayb'ın kızıyla evlenmek için, iffetini korumak için, namusunu korumak için, afif olmak için 10 yıl çobanlık yapan bir peygamber. İffet. Tabi o da kız demişti ki babasına, istecir. اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ Baba bu, tabi peygamber olup olmadığında daha henüz kız belki bilmiyordu, bilmiyorum şu anda. Kızların da önce küçüğünü evlendirdi. İki kızı vardı, küçüğünü verdi Hazreti Musa'ya. Kız dedi ki babasına, bu güçlü bir insandır ve de emindir. Güçlüdür çünkü 40 kişinin bertaraf edemediği taşı tek başına koyunun başından sıyırdı, attı öbür tarafa, onlar da sürülerini suladılar. Ve gerisin geri yerine koydu. Emindir, ben onun önünde yürüyordum, rüzgar benim eteğimi hareket ettirince bana dedi ki sen arkamda yürü ve bana yol göstermek suretiyle, taş atmak suretiyle yol göster. Onun için emin olduğunu bilir. Bunu ücretle tuttu. Ve Hazreti Şuayb kızının da sözünü tutarak bunu ücretle tuttu. Nedir ücret? 10 yıl bana çobanlık yapacaksın, ben de kızımı sana vereceğim. Beni sabırlı bulacaksın diyor. Ben tam sabrederim, o çobanlığı iyi yaparım, yaptı da gerçekten. Evet. وَقَالَ تَعَالَ عَنْ شُعَيْبٍ سَتَجِدُنِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Hazreti Şuayb da beni salihlerden bulacaksın
demişti. وَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَسْتَطَعُ Hazreti Şuayb kavmine diyor ki, sizi yasaklıyorum bir şeyden. Ben onu yapmam, yasaklıyorsam ben de uyarım. Ben ıslahı istiyorum. Gücüm yettiği kadar sulhu, salahı, huzuru istiyorum. Burada bir incelik var, o da şu, halka yapın dediğimizi yapsak iyi olur. Halka, mümin kardeşlerimize yapmayın dediğimizi biz de yapmasak çok iyi olur. Aksi takdirde tenakuz olur, çelişki olur. Onun için bir Abdullah bin Abbas'a gelmiş radıyallahu anh demiş ki, ben irşat yapmak istiyorum, ümmeti Muhammed'i aydınlatmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Demiş ki, 2-3 husus var, onları halledersen olur. Birisi de bu. Sen söylediğini yapıyor musun? Yok. Veya nehyettiğini, yasakladığını irtikam ediyor musun? Evet. O zaman olmaz. Bir de ayet-i kerime var. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınızı niye söylüyorsunuz? Yapmadığınızı değil. Ben dün bir iyilik geldi karşıma, yapamadım ama bugün yapmak istiyorum, size de anlatıyorum, bunda bir engel yok. Fakat size bir şey söylüyorum, bugün için yapabildiğim halde bir iki saat sonra karşıma çıktı, yapmıyorum, o biraz sıkıntılı. Evet. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ Allah'ın indinde büyük bir günahtır siz, eğer yapmadığınızı, yapamayacağınızı söylüyorsanız ve daha başka hususlar. Asıl olan budur. Peki, o zaman biz hiç konuşmayalım. Alimler şuna da fetva vermişler. Sen iyiliği yapamıyorsan da söyle kardeşim. Hiç olmazsa emri bil maruf nehyanil münker muattal olmasın, rafa kaldırılmasın. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, çok değerli bir hocamdan duymuştum. Dedi ki, Medine-i Münevvere'de Moritanyalı bir alim gördüm. Dedim ki ona, bir hoca, alim, bir insan yapmayacağını, yapamayacağını söylesin mi? Evet, evet dedi, söylesin. Yapamayacağı iyiliği söylesin mi? Evet, söylesin. Niye? Çünkü iyiliği yapmayınca şeytan bir defa seviniyor, anlatmazsa iki defa seviniyor. Hiç olmazsa, hiç olmazsa şeytan bir defa sevinsin de iki defa sevinmesin. Keşke hiç sevindirmese mümin şeytanı ama iki defa sevindireceğini, hiç olmazsa bir defa sevinmesin. Özet, asıl olan budur ama alimler elbette bizden çok daha ileri görüşlüdürler. Biz bir kitaba bakıyorsak onlar 10 kitaba bakıyor, şöyle bir sonuç çıkarıyorlar. Doğrusu bu ama emri bil maruf nehyanil münker rafa kaldırılmasın diye, muattal olmasın diye bir mümin yapmadığı iyiliği dahi söyleyebilir. Yaptığı yanlışı dahi engelleyebilir. Yani basit bir misal, kusura bakılmasın, sigara içen bir kardeşimiz, onun zararını iyi bildiği için içme eğiliminde olanlara diyebilir ki, bak ben içiyorum, henüz terk edemedim, inşallah terk ederim, ne olur buna bulaşmayın. Bundan tabii ne var? Onlar ona dese ki, sen içiyorsan konuşmaya hakkın yok, doğruyu söylememiş onlar. Zararını o biliyor. Tehlikesini o biliyor. Seziyor belki sağlığında, vücudunda. Aynen böyle. Peki. وَقَالَ وَلُوْتًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Allah buyuruyor ki biz Lut Aleyhisselam'a hüküm verdik, ilim verdik. وَقَالَ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Peygamberler için وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَوْلَنَا خَاشِعِينَ Enbiya suresinde. Hayırlarda yarışıyorlardı peygamberler. Onlar yarışmayacaktı elbette. Kim yarışacak? Umarak, rağbet ederek, korkarak bize dua ediyorlardı ve bizim için haşyet sahibiydiler. Bu okuduğumuz, şu ana kadar okuduğumuz ayet, 2-3 dersten beri takip ettiğimiz ayetlerde ortak özellik nedir? Allah'ın seçkin kulları, peygamberleri, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Kâle Süfyan, Süfyan dedi ki, هُوَ الْحُزْنُ الدَّائِمُ فِي آيٍ كَثِيرَةٍ ذُكِرَ فِيهَا مِنْ خِسَالِهِمْ وَمَحَاسِنَ اَخْلَاقِهِمْ اَدَّلَّ عَلَى كَمَالِهِمْ وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ Evet, ayetler burada bitiyor, bazı hadisler var.
Yani şimdiye kadar anlattığımız o hasletler onların güzel ahlakı ve kemal sıfatlarıdır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bu konuda Buhari rivayet etmiştir. İnnemel kerimu İbnül Kerimi, İbnül Kerimi, İbnül Kerimi, Yusuf bin Yakup bin İshak bin İbrahim, Nebiyyün, İbnü Nebiyyün, İbnü Nebiyyün, İbnü Nebiyyün. Biliyor musunuz Kerim kimdir? Bir Kerim'in oğlu, o da o Kerim'in oğlu, o da Kerim'in oğlu. Bu kimdir? Yusuf, Yakup'un oğlu, Yakup İshak'ın oğlu, İshak İbrahim'in oğlu. O da peygamber, o da peygamber, o da peygamber, o da peygamber. Evet. Hazreti Peygamber başka hadiste şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem وَكَذَٰلِكَ الْاَنْبِيَاهُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُهُمْ Peygamberlerin gözleri kapanır, uyur ama kalpleri uyumaz. Onun için Hazreti Peygamber'in en azından bizim peygamberimizden bahsedebiliriz. Uykusu abdestini bozmazdı. Peygamberimize özel uykusu abdestini bozmaz. Her çeşit uyku. Ama bağdaş kurarak oturan herhangi birimiz de abdestli olunca zaten uykusu bozulmuyor. Peki Peygamberin bizden farkı neydi aleyhissalatü vesselam? Her çeşit uykusu onun abdestini bozmuyor. Çünkü kalbi daima uyanıktı. Vahye mazhar ve gelecek olan vahyi algılama ya hazır mübarek kalbi. Evet. وَرُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَنْ كَانَ مَعَ مَا اُعْتِيَ مِنَ الْمُلْكِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ تَخَشُّعًا وَتَوَادُعًا لِلَّهِ تَعَالَى Hazreti Süleyman bir melikti, aynı zamanda bir peygamberdi. Cenab-ı Hak ona yeryüzünün mülkünü verdi. Şeytanlara emrediyordu, cinlere emrediyordu. Hayvanların dilinden anlıyordu, onlara emrediyordu. Hatta bir defa baktı hüt hüt yok. Olmadığını nereden anladı? Hüt hüt onu gölgelendiriyor. Baktı ki güneş başına vuruyor. Aa, hüt hüt nerede? Sorguladı onu. Yani mülkü umumiydi kendi zamanında Süleyman Aleyhisselam. Buna rağmen mübarek bakışını gökyüzüne dikmiyordu. Korkusundan, haşiyetten, edebinden ve tevazusundan. Ne var ki işte ellerin kıblesi gökyüzüdür. Elbette yani yücelik aşağıdan daha üstündür. Ama bu Allah'a haşa bir yer isnat etme olarak anlaşılmamalı. Gerçi Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah ben şu köleyi azat edeceğim. Cariye, bayan. Peygamber dedi ki ahresti. Konuşamıyordu cariye. Allah nerede dedi? Yukarıyı gösterdi. Tamam sen bunu azat edebilirsin. Bu azat edilmeye layık dedi. Tabi konuşamıyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Onun işaretini konuşma olarak kabul buyurdu. Peki doğrusu nedir? Peygamberin elbette yaptığı en doğrudur. Allah da buyuruyor ki وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bu kadar. Bazıları 40 gün dehşete kapılmış heybetten. Allah'ı kendine o kadar yakın görüyor. Murakabe şuuru içine dalmış ki sağa sola bakamıyor. Bir şey yapamıyor. Şimdi ben sizin huzurunuzda yanlış bir şey yapmamaya çalışıyorum. Diyorum ki işte büyüklerimiz var, cemaatimiz var. Onlara karşı aman düzgün davranalım. İnanın aynı halet-i ruhiyeyi Allah'a göstersek iyi bir Müslüman oluruz. Fazla olmasa bile. Yani birbirimize takındığımız edebi, hürmeti, saygıyı fazla olmasa bile aynısını Cenab-ı Hakk'a yapsak iyi bir Müslüman oluruz. Peki yapmıyor muyuz? Yapmayanlarımız olabilir. Yalnız kalınca zannediyor ki artık beni kimse görmüyor. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Yaratan bilmez mi, yaratan görmez mi? Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Evet, Hazreti Süleyman tevazudan, haşiyetten gökyüzüne bakamıyor. Şimdi bazı evliyaullah, büyük insanlar, saygın insanlar dua ederken bile böyle gökyüzüne bakmaktan utanıyorlardı.
Hani şöyle diyelim, birisi birisine karşı bir cürüm, suç işlerse ona pek bakamıyor, böyle gözünü yere dikiyor. Böyle bir şey yani. Evet. Tabii bu tip edepleri Cenab-ı Hak elbette hoş görür. Celle Celaluhu. Allah'la edep, peygamberle edep, velilerle edep, büyüklerle edep, her zaman edep insana kâr getirir. Nakşi tarikatının reisi Muhammed Bahaddin Nakşibendi Hazretleri bir beytinde der ki: "Eshuda huvahi mutevfiki edep, bi edep mahrum geçt ez lütfi rab." Ben Allah'tan beni edebe muvaffak etmesini istiyorum. Edebi terk eden bir insan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Evet. İlla edep, illa edep insanın başına muazzam bir taçtır edep. Yani nasıl olması gerekiyorsa öyle olmak. وَكَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ لَذَائِذَ الْأَطْعِمَةِ وَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ Hazreti Süleyman insanlara en güzel yemekleri yediyor ama kendisi arpa ekmeği yiyor. وَاُوْحِيَ اِلَيْهِ يَا هَمْسَ الْعَابِدِينَ Allah Celle Celle ona vahyetti. Nasıl hitap etti? Ey abidlerin başı, en üstünü. وَابْنُ مَحَجَّةِ الزَّاهِدِينَ Zahidler yolunun yolcusu. Büyük bir şeref. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف وينظر في حجره. Şimdi Hazreti Süleyman bir aylık mesafeye belki birkaç dakikada varıyordu. Nasıl varıyordu? Bir halının üzerine oturduğumuzu düşünün. O da rüzgar üzerine böyle oturuyordu. Rüzgar onun emrindeydi. Bir aylık mesafeye götür, ayet tesabit bu. Bir aylık mesafede geri getiriyor. غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهَا شَهْرٌ Yani böyle diyelim sabahtan öğlene kadar veya buna yakın bir zamanda bir aylık mesafeye alıyor, gerisin geri aynı vakitte bir aylık mesafede geri dönüyor. İşte bir gün böyle giderken yaşlı bir kadın ona dur benim sana işim var bir şeyler soracağım falan dedi. Durdu, rüzgara emretti dur diye. Dur, durdu, buyurun ve kadın derdini anlattı. Hazreti Süleyman Efendimiz ona gereken cevap verdikten sonra yoluna devam etti. Bir rivayete göre bir çiftçi bir gün demiş ki Allah'ım benim imkanım yok ama Hazreti Süleyman'ın emrinde rüzgar. İstiyorum ki yanıma gelsin ona bir şeyler söyleyeceğim. Hakikaten bir gün Hazreti Süleyman geldi. Selamun aleyküm selam. Beni istemişsin. Rüzgarı emrettin beni getirdi. Buyur. Dedi ki ey Allah'ım peygamberi üç husus var. İkisinde eşitiz, üçüncüsünde senden avantajlıyım. Nedir? Bugüne kadar sen her çeşit lezzeti gördün değil mi? İstediğini yedin, içtin, giydin falan. Evet. Ben de her çeşit eziyeti gördüm. Şimdi sen de unuttun beni. Doğru mu? Evet. Eşitiz. İki, ölecek misin? Evet. Ben de öleceğim. Orada da eşitiz. Üç, sen emrindeki, mahiyetindeki her şeyden sorumlusun. Doğru mu? Evet. Benim sorumluluk alanıma sadece iki öküz var. Onlardan sorumlu. Ağladığı rivayet edilir. Ağladığı rivayet edilir. Evet. Sorumluluk. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerden sorulacaksınız. Hatta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de bir gün bir sahabin evinde işte biraz soğuk, o günün soğuğu nasılsa çünkü dolap yok, bir şey yok. Su içmişlerdir. Yanına gelen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'e dedi ki biz bundan sorulacağız. Ve Cenab-ı Hakk'ın belki Celle Celaluhu ilk soracağı Elem usih leke bedeneke Elem uskike minel ma'il baridi Ey kulum ben senin vücuduna sağlık afiyet vermedim mi? Sana soğuk su içirmedim mi? Niye şöyle yaptın, niye böyle yapmadın diye kuruna soracağı rivayet ediliyor. Hazreti Eyüp, daha önce kıssası geçti, belki ileride gelir falan, belki 18 yıl hasta yattı. Ona niye dua etmiyorsun diyenlere diyordu ki, ben mesela 60 yıl sağlıklı yaşadım. 60 yıl eğer hasta olursam, o zaman Allah'a dua etmeye yüzüm olur. Diyordu. Sonra tabii dua etti ve Cenab-ı Hak aniden onu
24 yaşında bir genç gibi kıldı. Hatta onu şuraya bırakan, şurada kal diyen hanımına onu kimse içeri almıyor. Her taraf hasta, her taraf yara, her taraf bere. Dili ve kalbini Cenab-ı Hak salim bıraktı. Yaşlı biri olarak bıraktı, hasta. Hanımı gitti geldi, Cenab-ı Hak ona öyle bir su lütfetti ki ayağının altına o suyu verdi, ayağına vurdu, su çıktı. Berrak, soğuk içti ve yıkandı, genç oldu. Hanımı gel dedi, ben buraya bir ihtiyar bıraktıydım, gördün mü? Benim dedi ben, benim. Evet, Allah istediği zaman istediğini yapın. Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında radıyallahu anh, Hazreti Ömer tabi devlet reisi, halife. Raiyeyi murakabe ediyor. Cübbesi altında bir şey taşıyan bir genci gördü. Yolda karşılaştı. Dedi ki, ne var dedi cübbenin altında? Meğer içki şişesi. Ama genç öyle bir dilekçe verdi ki Allah'a, seri bir dilekçe. Ya Rabbi dedi, söz veriyorum içkiyi bırakacağım ama Ömer'e karşı beni mahcup etme, sirkedir diyeceğim, değiştir. Sirkedir dedi. Allah'a da öyle güvendi. Baktı ki gerçekten sirke. اُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Ayet bu. O kimseler ki Cenab-ı Hak onların iyilikleri, kötülüklerini iyiliğe değiştiriyor. Yani onu ona değiştiren Allah, benim senin günahlarımızı hepsini sevaba dönüştürebilir mi? İsterse yapar. Bir gün gencin biri padişahın kızının düğününe katılıyor ama bayan elbisesi giyerek içeri gidiyor. Kızlarla oynuyor, zıplıyor falan. Bir ara padişahın kızının çok kıymetli kolyesi kayboldu. Mücevherat ki belki şimdi herhangi birimizin alma imkanı yok, o kadar pahalı. Kapılar kapandı, bekçiler girdi, görevliler dediler ki arama yapacağız. Bu genç dedi ki Allah'ım, bu cevheri ben almadım ama benim erkek olduğumu bilseler derimi yüzecekler. Ve bir şey söyledi. Ya kadimel ihsan, ihsanuke kadim. Ey iyiliği daha önce de bana dokunan Allah'ım. İyiliğin bana, iyiliğin çok eskidir, şimdi değil, sen çoktan beri bana iyilik yapıyorsun. Bugün de bana bir iyilik yap. Subhanallah, bekçiler tam o gence geldiler, işte eller yukarı, biz seni teftiş edeceğiz falan. Bir başka bekçi dedi ki, utrukul hurra vecednet durra. O kızı bırakın, biz kolyeyi bulduk. Allah istediği zaman onun isteğine engel yok. Yeter ki kul halis bir kalp ile Allah'a yalvarsın, dua etsin. Yoksa Allah'ın gücün yetmediği bir şey mi var? Ha bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün yapar, kendi daha iyi bilir tabii. Evet. وَقِيلَ لِيُوسُفُ Mevzumuzun sonuna doğru geliyoruz. وَقِيلَ لِيُوسُفُ مَا لَكَ تَجُوعُ وَاَنْتَ فِي خَزَائِنَا Az önce arz ettim. Hazreti Yusuf, hazine müdürüydü Mısır'da. O kıtlık yıllarındaki çok güzel idare etti. Sosyal bir konuya öyle bir tedavi getirdi ki halkı heder olmaktan kurtardı. Ve göreve talip oldu ve layıktı. Dediler ki ona, ya hazineler senin elinde. Niye böyle ince bir gömlek giyiyorsun soğukta ve niçin aç kalıyorsun? Ne dedi? اَخَافُ اَنْ اَشْبَعَ فَاَنْسَ الْجَائِعَ Karnım doyarsa aç olanı unuturum, ihmal ederim diye korkuyorum. Onun için aç kalıyorum. Bunu hikaye olsun diye yapmıyordu. Allah'a inanarak, güvenerek, sevabını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek. Çünkü bir insanın bir şeyi yaşaması ve sadece ağızla söylemesi ayrı ayrı şeyler. İşte ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, hepimizin bildiği derece. Biliyoruz ki ölüm var. Bu ilmel yakindir. Elimizi bir din kardeşimizin ayağına atıyoruz. Nabzına bakıyoruz misal veya doktor beye bakıyoruz falan. Atıyor. Bir de bakıyor ki soğudu. Allah Allah. Azrail gelmiş aleyhisselam. Melekler gelmiş, görevlerini yapmışlar. Ama biz görmüyoruz. Bu ne?
Bu aynen yakın gördük. Hareket eden insan hareket etmez olur. Peki hakkal yakin nedir? Biz ölünce. Biz ölünce hakkal yakin derecesinde yaşayacağız. Allah imandan ayırmasın. Kamil iman. Dolayısıyla olayları hakkal yakin olarak yaşamak muazzam bir şeydir. Doğrusu sahih tasavvuf, doğru tasavvuf mümine İslam'ı hakkal yakin derecesinde yaşatmak için hizmet ediyor. Eğer güzel bir tasavvufsa, Kur'an ve sünnete uygun bir tasavvufsa ne katkısı var diye bir soru sorulsa cevap bu. Ne? Mümine İslam'ı hakkal yakin derecesinde yaşatmak için var. Eğer o olmayınca belki biraz ezberi olur. İşte bal. Sabaha kadar, akşama kadar bal diyelim. Yemedikten sonra ağzımıza tat gelmiyor. Diyelim bir kardeşimiz Avrupa'da yaşadı. Nerede? Herhangi bir şehirde. Ben o şehri coğrafyadan okudum. Anlatıyorum şimdi size. İşte ben Almanya'da, bilmem Hollanda'da, sağda solda, Arabistan'da neyse bir şehir var. Şöyledir böyledir. Orada 20-30 yıl yaşayan kardeşimiz belki biraz haklı olarak bana gülecek. Vay gariba vay. O coğrafyadan okudu. Ben o şehirde 30 yıldır çalışıyorum, yaşıyorum. O şehrin yollarını biliyorum, nehirlerini biliyorum, bilmem anhasını, minha hepsini biliyorum. Doğru mu? Doğru. İşte İslam yaşayanla sadece anlatanın arasında böyle bir fark vardır. Evet. Hazreti Davud kendi elinin kazancından yerdi. Evet. Demir şimdi zırh yapıyordu. İşçilikte ölçüyü tuttur diye Allah ona emretti. وَاَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ Hamur gibi. Demir, Hazreti Davud'un elinde demir, hamur gibi. İstediği şekli veriyor. Tıpkı herhangi birimizin bir hamur yığıp parçasını istediği şekle simit yapar, pasta yapar, şunu yapar, bunu yapar. O da demiri böyle yapıyordu. Evet. اَنْ اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ Bütün vücudu örten zırh yap ve ölçüyü tuttur diye emrettik diyor Cenab-ı Hak Hazreti Davud. Evet. Ve Allah'a diyordu ki ya Rabbi Beytul Mal'dan yemek yememek için, bir şey harcamamak için bana kendi elimin çalışım şeyiyle, gayretiyle bana rızık ver diyor. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki en hayırlı namaz Davud'un namazıdır. En hayırlı oruç da onun orucudur. Gecenin yarısını yatıyordu, üçte birini kalkıyordu, sonra altıda birini yatıyordu, hemen bir gün tutuyordu, bir gün tutmuyordu orucu. Mesela en hayırlı oruç bir gün tutup bir gün tutma. Mümkünse tabii. Bunun yanında ayrıca pazartesi var, perşembe var, daha başka işte her ayın üç günü var vesaire. Bir de Hazreti Davud yün giyerdi tevazudan ve altına kıldan bir hasır sererdi, arpa ekmeğini yerdi, tuza batırarak yerdi. Peygamberler böyle bilir. Ağlayarak içeceği böyle gözyaşlarıyla karışık bir halde içiyordu. Hazreti Davud ile ilgili bir kıssa var. Tabi peygamberlerden hata sadır olur mu konusu, akaid konusudur, ona da girmiyoruz. Ama ona nispet edilen bir hata var. O hatadan sonra güldüğü vaki değildir. İşte efendim birisini cihada gönderdi de onun eşiyle evlenmek istediği hikayesi falan. Peygamberler masumdur. Kendilerini hakkısa getirecek her şeyden beridirler. Ama diyelim ki yani milyonda bir peygamberlerin ufak bir zellesi hatası bile olsa o hatayı da Allah tespit eder, uyarır. Biz ona karşılamıyoruz. Diyelim öyle bir şey olsa bile farz muhal o hatadan sonra güldüğü vaki değildir. Ve az önce arz ettiğim bir daha bakışını gökyüzüne çevirmemiştir. Ve hayatı boyunca ağlamıştır. Niye? Biliyor ki ağlıyor.
Allah'ın darbesini, azametini, heybetini, istediğini yapabileceğini biliyordu Ali. Hazreti Nuh'a Cenab-ı Hak ne dedi? İnni a'iduke en tekune minel cahilin. Allah'ım benim oğlum diye ona dua etmeye çalıştı. İnne ibni min ehli ve inne va'deke'l hak. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki İnni a'iduke en tekune minel cahilin. Cahillerden olma, seni uyarıyor. Kim kime diyor? Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh'a diyor. Der mi? Evet, Allah istediğini istediğini söyler. Ona kimse karışamaz. Evet. Konumuzun sonuna doğru gelirken Hazreti İsa'ya soruyorlar. Bir merkep edinsen de böyle yorulmasan bir yerden bir yere gidince ne dedi biliyor musunuz? Allah öyle kerimdir ki beni bir eşekle, bir merkeple uğraştırmaktan daha kerimdir. Yani bir peygamber bir merkeple uğraşsın, semerini, eğerini koysun, çıkarsın falan. Bu benim işim değil, buyurdu. Hazreti İsa da arpa ekmek yiyordu, hatta ot yiyordu. Mübarek karnı yemyeşil oluyordu ottan. Şey biliyor musunuz? Eğer Cenab-ı Hak dünyaya değer verseydi, peygamberler aç kalır, gayrimüslimler bütün dünyayı kasıp kavurur muydu? Hayır, değer vermiyor. Ama müminin dünyaya bakışı nasıl olmalı o ayrı bir konu. Şimdi o konuya tabii giremiyoruz. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Mü'min dünyayı da o ihmal etmez, ahireti de ve lazım olur diye düşmanlar için gerekli hazırlığı, tedariki yapmak zorunda olan kişidir mümin. Evet. Hazreti İsa'ya miskin dediğinizde hoşuna gidiyordu. Miskin. Peygamberimizin duası var. Allahümme inni es'eluke fi'lel hayrat ve terkel munkarat ve hubbel mesakin. Devam ediyor tabi. Ya Rabbi hayırları yapmayı senden diliyorum, bana yardımcı ol. Münker ve kötü şeyleri terk etmeyi de bana nasip eyle. Ve miskinleri sevmeyi bana nasip eyle. Peygamberimiz de diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadiste. Allahümme ahyini miskinen ve amitni miskinen ve ahşurni fi zümretil mesakin. Beni miskin yaşat, miskin öldür ve miskinlerin taifesinde beni haşret. Miskin kimdir? Allah'a muhtaç, Allah'a fakir, Allah'ı zengin ve kerim bile. Yoksa el açan değildir miskin. Fıkıhtaki miskinle Hazreti Peygamber'in buyurdu bu miskin ayrıdır. Fıkıhtaki miskin günde 10 liraya ihtiyacı var, 7-8 buluyor. Veya 3-4 buluyor iştihatlara göre. Siz ona zekat da verebilirsiniz. Bu o değil. Bu Allah'a karşı boynu bükük, mahcup, murakabe şuurunda olan ve Cenab-ı Hakk'ı daima murakabe şuuruyla o bakışla olan insan demektir. Peki. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e niye hasır senin mübarek vücudunu etkiledi, iz yaptı, sana şunu 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 yapsak dediklerini dedi ki لَقَدْ كَانَ الْاَنْبِيَاءُ قَبْلِ يُبْتَلَى الْاَنْبِيَاءُ يُبْتَلَى اَحَدٌ بِالْفَقْرِ وَكَانَ ذَٰلِكَ اَحَبْ اِلَيْهِ مِنَ الْعَطَى اِلَيْهِ Benden önceki peygamberler de çok eziyet gördüler. Ben de sizin dediğinizi şimdilik yani istemiyorum buyurmuştur. Evet. Cenab-ı Hak mübarek isimlerini andığımız ve anmadığımız bütün peygamberlerin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Onlarla cennette buluştursun. Sıddıklar, şehitler, salihler, peygamberlerle haşr eylesin. Cenab-ı Hak İslam alemine birlik, beraberlik, düzen, intizam ihsan eylesin. Ülkemizi de bütün şerlerden, kötülüklerden, görünür görünmez afetlerden, belalardan muhafaza eylesin. Birlik, beraberlik, güç ve kuvvet ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden hayırlı eylesin inşallah. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Lillahi'l-Fatiha.